Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size bağlantınız gizli değil hatasıyla ilgili bir video çekmiştim geçen seferde. Şu an bu hata şu tarih itibariyle düzelmiş durumda. Neden diyeceksiniz? Çünkü saatler bir saat ileri alındı. 27 Mart 2022 Pazar günü itibariyle. Saatler bir saat ileri alındığı için Windows 8 sürümü tekrardan normale dönmüş olacak. Windows 8'i kullanmayı sevenler tekrardan Windows 8'i yükleyebilirler, tekrardan kullanabilirler. Bu net error, işte jet date invalid hatasını tekrardan almayacaklardır. Ta ki tekrardan saat değişene kadar. Bunun da önüne geçmek için ben şöyle bir şey denedim. Umarım olur, siz de deneyebilirsiniz tabii bunu. Tarih ve saate tıkladım. Şuradan tarih ve saat ayarlarını değiştire tıkladım. Bu pencere açıldı. Bu pencereden internet saatine geldim. İnternet saatinde internet saat sunucusuyla eşitlerin kliğini kaldırdı. Kliğini kaldırdıktan sonra buna tamam diyeceksiniz. Tarih ve saat ayarlarından da saat dilimine tıklayıp şu saati buradaki işte kliği de kaldıracaksınız. Saati gün ışığından yararlanma saati için otomatik olarak ayarla. Bu kliği de kaldıracaksınız. Buna da tamam diyeceksiniz. Ondan sonra tamam deyip buradan çıkacaksınız. Umarım tekrardan bu hatayı almayız. Bunu ben şu an deniyorum. Önümüzdeki aylarda işte tekrardan saat değişeceği zaman o tarih geldiğinde tekrardan deneyeceğim bunu. Yani mümkün olduğunca otomatik saat değişikliğini pasif halde bırakın. Aktif etmeyin bunu. Bu şekilde deneyeceğiz. Zaten bu hatayı alanlar bu videomu izlediyse neden aldıklarını bilirler. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu videoyu kısa keseceğim. Çünkü ben Windows 8.1'den çıkıp tekrardan Windows 8'i yükledim. Windows 8'i yüklediğim için de bu tarihte yüklediğim için, yani 27 Mart 2022'de yüklediğim için şu an çok normal bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir işte hata yok, internete bağlanmama problemi yok, herhangi bir şey yok. Şu an tek bir problem var, onun da herhalde yani kalıtsal bir problem olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen ince ufak tefek bir ayarlar yapılması lazım, ondan sonra düzelir. İşte markete tıkladığımızda, mağazaya tıkladığımızda pardon, şöyle bir hata verecek. Kişisel bilgisayarınız internete bağlı değil, mağazayı kullanmak için internete bağlanın ve sonra yeniden deneyin. Halbuki internete bağlı ama mağazaya girmiyor. Bunun için de mutlaka bir düzeltmeler vardır. Onu da tekrardan yaparsanız siz araştırıp bulursunuz. Windows 8'i yükledikten sonra göstereyim hemen şuradan. Sistem korumasında bu sizin sistem geri yüklemeniz kapalı durumda olacak. Altta bir klasör vardı. Ben onu yanlışlıkla sildim. O da C'nindir, sistemindir. Şu C yazan kısma basacaksınız. Bu sistem yapılandırmanız kapalı olacak Windows 8'i yükledikten sonra. Buraya yapılandır diyeceksiniz. Sistem korumasını aç diyeceksiniz. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz %1, isterseniz %10. Yani çok fazla da ayarlamanıza gerek yok bence ama hani maksimum %10 yeterlidir. Bunu ayarladıktan sonra sistem korumasını aç deyip bunu %10'a getirdikten sonra tamamı basarsınız, çıkarsınız. Yani burası açık olacak. Oluştur dersiniz. Bir sistem geri yükleme noktası oluşturursunuz. Ondan sonra tamam dersiniz, çıkarsınız. Bakın ben buraya bir tane oluşturdum. Yani tekrardan Windows 8 kullanmak isteyenler için hani bu bir tecrübe oldu benim için. Bir şans doğdu onlar için de, tekrar Windows 8 kullanmak isteyenler için bir şans oldu.
Yükleyin. Windows 8.1'i yükleyip de ekran parlaklığı biraz fazla oluyor. Ben bunu fark ettim. Windows 8.1 kullanmaya başladıktan sonra net bir şekilde gözlerimin bozulduğunu hissettim. Çünkü ekranı çok tuhaf veriyordu. Yani ekran ışığını çok tuhaf veriyordu. Bir türlü ayarlayamıyordum. Yazılar gözümde çok parlak gözüküyordu. Ondan sonra yani ne kadar kısarsam kısayım, ne kadar böyle dengelemeye çalışırsam çalışayım mutlaka bir göz rahatsızlığı veriyordu bana. Ama Windows 8'de bu kesinlikle yok. Windows 10 zaten hiç kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Windows 10'da yani aşırı derecede bilgisayarın fanı çalışıyor. Ve hiç susmuyor. Bilgisayar ısınıyor. Arka planda bir sürü programlar çalışıyor. Windows 10'u kesinlikle tavsiye etmiyorum. Windows 8.1'i mecbur kalmadıkça tavsiye etmiyorum. Windows 8.1 çünkü kendimizi kurtarmak için bir şans sadece. Windows 8'i dediğim gibi yükleyin. Artık bu bağlantı problemini yaşamayacaksınız. Bilgisayara format atmadan önce mutlaka ama tarih ve saati buradan otomatik olarak güncelletin. Ondan sonra format atın. İşimizi sağlam alalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.